Arkadaşlar bugün eve geldik. Evin taşınma provasını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi plan makinesi almıştık. 25 dakika önce başlamıştık. Şimdi bitmiş. 2 dakika daha. Şöyle. Bu Çinlilerde meşhurdu plan makinesi. Pilavı atıyorsun, suyu atıyorsun, kendi pişiriyor. Başka şeyler de pişirebiliyorsun. Bir de içeride şey var. Çay var. Onu da göstereceğim şimdi. Ustalar çoğu şeyi bitirmişler. Lambaları takmışlar, duvarları şey bitmiş. Sadece boyası kaldı. Bir de şu mutfak dolabı kaldı. Şu asma tavanları yapmışlar. Şurası da televizyon yeri. Bunları da yapmışlar. Bunları da boyayacaklar. Çok az bir şey kaldı. Bu hafta bitiyor zaten. Şunları falan yapmışlar. Tuvaletleri takmışlar, lavaboları takmışlar. Burası da aynı. Tavan takılmış. Klimanın yeri takılmış. Başka da bir şey yapmamışlar. Tavanı da bitirmişler. Asma tavanı gayet güzel duruyor. Şuralar renkli bir şey olacak. Şimdi evimizin ilk çayını demliyoruz. Suyu bitmiş ama. Yaptığımız pilavı dağıtıyoruz. Hadi. Hala! Valla demek çok çok para gelsin demek. Yeni evinde çok çok paralar gelsin. Bol bol yemeğin olsun. Zaten bu da evimizin ilk çayı. Yani ateşin de anlamı işte şey. Ne demek? Yani evin sıcak olsun. Ocağın sürekli tütsün anlamında. Çinliler böyle inanıyor. Ne? Fala. 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 Ben de söyledim. Tamam. Çok çok paramız olacak şimdi. Tamam mı Elif? Bitti mi? Bitti. Bitti. Tamam. Evet, evimizde ilk yemeğimizi yiyoruz. Tavuk, sebze ve pilav. Evet. Ateşimizi söndürüyoruz. Sos. Fala. Televizyon yerinde yapmışlar. Burası da güzel olmuş. Şuraya televizyon asacağız. Burada televizyon yapalım. Bitti ya. Az kaldı. Arkadaşlar eve geldik. Acayip gök görülüyor. Şimdi yağmur başlıyor. Bayağı da rüzgar var. Şimdi yıldırım çekecek ama İnşallah yakalarız. Ona geldi. Oh, o neydi be? Poşet. Wow, müthiş. Singapur'da yağan yağmurların hepsinde bu şekilde ses var. Gök gürültüsü bayağı sesli. Anlamadım neden. Bizim Türkiye'de uçak olmaz yani. Evet, sonunda yağmur başladı. Ama bu hiçbir şey ya. İnşallah gittikçe şiddetini arttırır. Daha da artırıyor şiddetini. Vallahi bir daha. Yağmur daha da şiddetli arkadaşlar. Vaaay. Müthiş.
İşte bu yağmura muson yağmuru diyorlar. Singapur'da her 2-3 günde bir böyle yağar. Vallahi çok güzel. Arkadaşlar bu yağmur bayağı ciddi. Şu duvara bakın, duvara. Duvar resmen su akıyor. Wow, arkadaşlar şuraya bakın. Resmen parkın merdiveninden dere akıyor ya. Daha önce hiç bu kadar yağmur görmemiştim. Bu bildiğim musonun muson yağmuru. Ha merak etme, Singapur'da hiç sel olmaz. Çünkü yollar ona göre ayarlanmış. Bakın her yerde akarlar var yani. Ama şu çok ilginç ya. Evet arkadaşlar, yağmur durdu. Gayet güzel. Hiç yağmur yağmamış gibi duruyor. Bir de yağmur yağdığı zaman bu köpek çok korkuyor. Şu an bile korkuyor. Odaya gitsem peşime gelir. Yani yanında biri olması lazım. Yoksa böyle tir tir titriyor. Şimdi deneyelim. Ben gideyim. O da gelecek. Vay utanmaz. Gerçi şimdi yağmur durdu, ondan gelmiyor. Gelmedi. Neyse, bir dahaki sefer yağmur yağsın. O zaman göreceğiz seni, köfte var. Yürü. Neyse arkadaşlar, videoyu hazırlayayım, bitireyim. Ondan sonra YouTube'a yükleyeceğim. Bayağı işim var. Bugünlük bu kadar. Bakalım yarın ne yapacağız. Aslında bugün tapınağa gitmek istiyorduk. Yağmurdan dolayı gidemedik. Budist tapınağı gayet güzel. İçinde dinozorlar var. Ejderhalar var. Aslanlar var. Değişik bir şey. İnşallah bu hafta sonu belki gideriz oraya. Önümüzdeki hafta sonu. Çince şarkı eşliğinde iyi günler diliyorum. Pezer açtı. Dedik dinleyelim biraz.